arkadaşlar biliyorsunuz dün kırmızı alarmdı ilimizde. Beklenilen gibi oldu. Özellikle Yılca ilçemizde, Akçakoca ilçemizde meteorolojik verilere göre yağışlar aldık. Bundan dolayı kapanan köy yollarımız oldu. Bundan dolayı kullanılamaz hale gelen köprülerimiz oldu. Bundan dolayı maalesef hasar gören vatandaşlarımız oldu. Evleri hasar gören, evleri su alan vatandaşlarımız oldu. Arkadaşlarımız hem hasar tespit hem de zarar tespit komisyonlarımızı oluşturdular ilgili arkadaşlarımız. Şimdi burada AFAD'ımız, Özeldere'miz, DSE'miz, jandarmamız, emniyetimiz, tüm kurumlarımız görevinin başında. Bugün bu talihsiz olayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir an önce sonuç alırız, aileyi rahatlatırız diye düşünüyorum. Allah beterinden korusun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sorun olan ihbar aldığımız yerlere zamanında arkadaşlarımız müdahale ediyor. Elektriği olmayan, suyu olmayan yerlere arkadaşlarımız müdahale ediyor. Çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Ve yağışların durmasıyla beraber de tabii bu çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ama hala problemli olan vatandaşlarımız vardır. 112'yi arasınlar. 112'den gerekli ihbarda bulunsunlar. Biz ekiplerimizle her türlü desteği sağlamaya hazırız arkadaşlar. Efendim herhangi bir mahsur kalma var mı ya da tahliyeler devam ediyor mu? Ara ara mahsur kalan vatandaşlarımızın yani şöyle bazı köylerde köy yolu gittiği için altyapımız zarar gördüğü için bazı yerlerde bu tip mahsur kalmalar söz konusu. Burada AFAD'dan arkadaşlarımız, DSE'den, Özeldere'den ilgili arkadaşlarımız zamanında jandarmamızla beraber koordineli bir şekilde ilçe kaymakamlarımızın koordinesinde ulaşıyorlar. Böyle bayağı bir vatandaşımızı ilgili yerden çıkardık. Ha şunu da söyleyeyim. Zamanında alınan tedbirlerde vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemliydi, onu söyleyeyim. Vatandaşlarımızın duyarlı sayesinde Allah'a hamdolsun şu olay hariç bu bir kaza. Geri kalan hiçbir yerde kimsenin burnu kanamadı. İşin en sevindirici tarafı o arkadaşlar.